Kopenhag, Roma, Köln, İstanbul ve Ankara'da kişisel sergiler açan, resimlerinin içinde müzik dünyasının lirizmi olduğunu ifade eden sanatçı Suat Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk resim sergisini açtı. Sanat yönetmeni ve eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan'ın Renkmi Hiç Sevmem adlı resim sergisi Lefkoşa'da Rüstemart Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Kıbrıs Genç TV'ye sergisi hakkında özel açıklamalarda bulunan Suat Arıkan, sanat yönetmenliğinin ve opera sanatçılığının dışında resimin hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez açmış olduğu sergi hakkında bilgiler verdi. Çok fazla sergi açan bir insan değilim aslında. Atölyemden daha çok ilişkiler kuruyorum. Ama Kıbrıs'ta bu benim ilk buluşmam oldu. Burada da bir atölye kurdum. Ee, yaşamımın büyük bir kısmı e, Girne'de geçiyor. E, dolayısıyla şimdi yavaş yavaş e, şu resimde de gördüğünüz gibi birkaç tane böyle e, Kıbrıs yaşamı ile ilgili resimler yapmayı heyecanla bekliyorum. Arıkan, dünyaca ünlü İtalyan besteci Rossini'nin müziğinin resimlerde kendisine çok etkilediğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Rossini diye büyük bir besteci var. O bestecinin e, müziği beni çok resimde etkilemiştir. O rengarenk notalar, e, farklı farklı sesler. Burada da e, onun resimdeki hali gibi düşünüyorum ben Rossi'nin müziğini. E, rengi çok seviyorum. Karıştırmayı, renkleri karıştırmayı, yeni yeni renkler elde etmeyi. Bazen e, tüpten direkt e, sıktığında oluyor ama e, genelde e, renkler karıştırarak kendime ait renkler bulma konusunda çok hoşuma gidiyor, eğlenceli buluyorum renkle uğraşmayı. Resimlerinin içinde müzik dünyasının lirizmi olduğunu ifade eden Suat Arıkan, müzikle resim birbirini destekliyor dedi. Şimdi resim e, ve müzik birbirini tetikleyen şeyler. Sadece aslında şiir de öyle. Sadece malzemeler farklı. Birinde kelimeler kullanılıyor, işte şiirde, edebiyatta. Resimde fırçalar, renkler, müzikte notalar, sesler. Aslında üç aşağı beş yukarı aynı şeyler. Önemli olan onun altındaki fikirdir, felsefedir. Onun için resim, müzikten ayrı düşünmüyorum ya da müziği, resimden ayrı düşünmüyorum. Hepsi birbirinin içinde birbirini tetikleyen, birbirini besleyen şeyler diye görüyorum. Arıkan adamızın ve insanlarımızın kültür ve sanattan uzak olduğunu düşünmediğini de belirtti. Bir ada insanının sanattan uzak olma ihtimali yok. Burada deniz var, güzel bir tabiat var, değil mi? Doğa muhteşem, yaşam harika. Ben çok olumlu şeylerim var, düşüncelerim var adayla ilgili. Burada daha derinlemesine bir yaşamı umut ediyorum. Dolayısıyla e, buradaki insanların da e, sanattan uzak olabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani çok köklü bir e, sanat tarihi Kıbrıs'ta nasıl yaşandı çok iyi bilmiyorum. E, ama yavaş yavaş öğrendikçe de eminim ki e, Kıbrıs'ta çok köklü çünkü sonuçta burada e, Yunanlılar, e, Romalılar geçmiş. Osmanlı geçmiş bir sürü medeniyetlerin üzerinde oturuyorsunuz. Dolayısıyla bunun zengin bir tarihin üzerinde olmanın da vermiş olduğu bir e, sorumluluk, bir zenginlik var diye düşünüyorum. Arıkan sanatseverlerle Kıbrıs Genç TV aracılığıyla mesajını da iletti. Özellikle çocuklara e, sanatın hangi dalı olursa olsun, ister resim olsun, ister müzik olsun, ister heykel olsun, e, ne olursa olsun, edebiyat olsun, Mutlaka ve mutlaka sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen çocuklar ileride meslekleri ne olursa olsun çok başarılı olurlar. Onun için ilk fırsatta bir tiyatroya gitmek, ilk fırsatta işte bir konser salonuna gitmek, bir galeriye gitmek, resimlerle bir ilişki kurmak, resme bakmayı öğrenmek bence insanın en büyük zenginliğidir. Sanat eleştirmeni Nazif Bozatlı da Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına bir sanat eleştirmeni olarak Suat Arıkan'ın resim sergisini değerlendirdi. Çok etkilendiğim bir sergi olduğunu söylemem lazım. Son derece akıllı. Ben sanat eserlerini biraz akıllı, biraz enayi diye ikiye ayırırım. Burada gördüklerim çok akıllı. Yani öyle şişirme bir şey yok. Yılların deneyimine sahip bir e, sanatçının eserlerini izledik. E, Suat Bey tabii ki çok önemli bir isim. E, daha önce Avrupa'nın birçok ülkesinde sergiler açtı. Orada çok büyük de, e, ödüller kazandı. E, birçok ilişkisi devam ediyor oradaki Avrupa'nın başkentlerindeki galerilerle. Ben çok sevindim böyle bir sergiyi görmüş olmaktan dolayı. Bütün sanat severlere tavsiye ediyorum. E, i̇kinci gelişim birkaç dostumla birlikte bir kere daha geleceğim. Ee, çok başarılı bir sergi. Bu galeri, bu kitap e, Sarayının bu şekilde bir sanat galerisine dönüştürülmüş olması da bana göre Lefkoşa açısından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından son derece önemlidir. Onun için e, ben herkesi davet ediyorum, gelsinler, alsınlar. Sanat eserinin zaman içinde kazanacağı değer, her şeyin üzerindedir. Aslında çok doğru dediniz değer de açısından ve ülkemizdeki sanatında, kültüründe gelişebilmesi için bu tarz sergiler, bu tarz sanatçıların ülkemizde olması da çok önemli. Kesinlikle Lefkoşa'da Kültür Dairesi Müdürlüğü birazcık yavaş çalışan bir kurum maalesef. Ama şu kadarını söyleyeyim: Atatürk Kültür Merkezimiz, İsmet Vehit Güney Sergi Salonumuz burası. Buna benzer yerlerin sayısının artması ve özellikle gençlerin özellikle çocukların e, okullarındaki resim öğretmenleri sayesinde ve e, anne babaları sayesinde böyle e, sanat etkinliklerini izlemelerini çok tavsiye ediyorum. Arıkan'ın resim sergisi 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.